Çorum'da kız yurdundaki 103 öğrenci karbon monoksit gazından zehirlendi. Olay nasıl yaşandı? Çocukların sağlık durumu nasıl? Şimdi Çorum'a gideceğiz sevgili seyirciler. Muhabirimiz Yusuf Dernek karşımızda detaylar için. Yusuf, nedir en son durum, çocukların özellikle sağlık durumu? Çorum'un Osmancık ilçesinde Fen Lisesi Kız Yurdu'nda doğalgaz borusunun yerinden çıkmasından dolayı karbon monoksit gazı yurdun içerisine yayıldı ve 103 öğrenciyi zehirledi. Bunların yanında 2 de öğretmen var. Toplam 105 kişi zehirlendi. Sabah saatlerinde oldu bu olay. Saat 6 sularında hemen nöbetçi öğretmen sağlık ekiplerine ve afet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri hemen geldi ve ilk müdahaleyi yurdun bahçesinde yaptılar. Hemen sağlık ekipleri Çorum'daki devlet hastanelerine ve Osmancık'taki devlet hastanelerinde çocukları sevk etti. Ve şu an 103 öğrenciden sabah saatlerinde 6'sı tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Daha sonra bu 6 öğrenci de öğleden sonra normal servise alındılar ve yavaş yavaş şu anda taburcu ediliyorlar, ailelerine teslim ediliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sabah saatlerinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi arayarak olay hakkında bilgi aldı, çocukların sağlık durumunu sordu ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de bir açıklama yaptı. Açıklamasında valilik olay hakkında idari, savcılık ise adli soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Şu an için 103 öğrencinin de sağlık durumları iyi. Şu anda içeriye dolan karbon monoksit gazı görüyorsunuz, pencereler açılı ve dışarıya tahliye ediliyor. Doğalgaz şirketi ekipleri de buraya gelerek burada gerekli incelemelerini yapıp raporlar tutacaklar. Valilik olay hakkında idari, savcılık ise adli soruşturma başlatıldığını söylemiştik ve müfettişler de buraya gelecekler. Yayının başında da dediğimiz gibi Çorum'un Osmancık ilçesinde 113 öğrenci doğalgaz borusunun yerinden çıkmasından dolayı zehirlendiler. Ama şu an hastaneye kaldırıldılar. Aldığımız bilgi kadarıyla şu an için hepsinin sağlık durumu yerinde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.